Merhaba değerli dostlar. Tekrardan herkesin Ramazan Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Bugün 22 Nisan Ankara programı için videolu biçimde sizlere katkı sağlamaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere normalde Cuma akşamları hep canlı yayında bir araya gelirdik. Bu kez videolu bir şekilde olacak. Canlı yayındaki kadar tabii ki süremiz, vaktimiz yok. O yüzden o kadar uzun detaylara giremeyeceğim ama kısa kısa şekilde de olsa ben koşular hakkındaki görüşlerimi sizlere iletmek istiyorum. Günün birinci koşusunda riske girmeyeceğim ama favorim de 3 numaralı Miracle of Victory olacak. Miracle of Victory son yarışında çok beğendim. Erken yürümesine rağmen son anda mağlup oldu. Çok başarılı bir ikincilik elde etmişti ki geçildiği isim de Anadolu Aşığı gibi. Benim beğendiğim bir isim Miracle of Victory, ayrıca Ankara kumunu da seviyor. Ankara uzun mesafesinde kazanmışlığı da var. Ben bugünkü yarışta çok iddialı konuşamama sebebim açıkçası binicisi bana güven vermeyen bir binici idaresinde yarışıcı. Dolayısıyla çok iddialı konuşamıyorum ama Miracle of Victory'nin net favorim olduğunu belirteyim. Bu safkan eksik koşarsa da kimin kazanacağını kestirmek gerçekten çok çok zor. Çünkü hem Azat'ta hem Denk Güç'teki isimler bir araya gelmiş, hem de yarış çok düşük tempoda geçecek. Yani gruba bakıyorum, liderliği şu alır diyebileceğim hiçbir isim yok. Bu tarz düşük tempoda geçen koşularda her türlü sonucu açık olduğu için ben riske girmeyeceğim. Dediğim gibi 3 numaralı Miracle of Victory favorim. 4 Robin Star, 2 Moldau, 6 Kocaman Kızım, 1 Dancing Girl ve 5 Hazy Daisy diyerek bu koşuyu kapattım. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Banco Enerjimizin 1 numaralı Serin Çocuk olacaktır. Bu safkanın son koşusunda yine sevgili Tuna ile birlikte yayındaydık ve sizlere tek olarak önermiştim. Beni yanıltmamıştı. Bildiğiniz üzere artık bu safkan liderliği alıp önde tempoyu kurduğunda, erken de prese maruz kalmadığında çok net yarışlar yapabiliyor. Zaten 4 numaralı Azatlı bir koşu ve Anadolu Yıldızı alt grup atı. Diğer isimlere baktığımızda da ben ne Punchmahal'in ne Şanlıtay'ın Serin Çocuk'tan liderliği alabilecek isimler olduklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla Serin Çocuk baştan alacağı liderliği makul tempolarda götürüp düzlükte de rakiplerine direnerek kazanır diyor ve bir kez daha sizlere bank olarak öneriyorum bu ismi. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde benim yine banko önereceğim bir isim var. Bu da 1 numaralı Yakarca. Yakarca son koşularında Adana'da mücadele etti ama Ankara pistinde seven bir isim. Zaten yarış hayatına bu pistte başlamıştı, hatta kazanmışlığı da var. Yakarca azatlı bir koşuda mücadele edecek ama lehine gidişatı da yakaladığını söyleyebilirim. Çünkü ben 2 numaralı Spanish Fly ve Falcon of Mutafların mutlaka bir liderlik hamlesi yaparak, liderliği isteyerek başlayacaklarına inanıyorum. Yakarca ise kendi temposunu üçüncülükte konumlanacaktır. Sikletin ağır olması da sizlere korkutmasın. Yani 60,5 kilo ama bana göre kağıt üzerinde iki tane ciddi rakibi var gibi gözüküyor. Onların da sikletleri zaten 58-57. Dolayısıyla ben bu 60,5 kiloluk sikletinde sorun yaratacağına inanmıyorum. Bu yarış için de güzel bir hazırlık devresi geçirmiş. İdman pistindeki görüntüsünü de beğendim. Ekürisi, Tom Hagen'la ahırdaşı, Tom Hagen'la birlikte yaptığı işinde ben sağlıklı görüntüsünü beğendim açıkçası Yakarca'nın. Dolayısıyla sabırlı biçimde bekleyip düzlükte arttıracağı temposuyla Spanish Fly ve Falcon of Mutaflara gelip hakim olmasını bekledim Yakarca'yı. Günün bir diğer bankosu olarak öneriyorum. Dördüncü koşuya geldiğimizde ise ben bu koşuda riske girmeyeceğim. Tüm isimlere şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Favorim ise 1 numaralı Fahrenheit olacak. Safkan son yarışında kum pistte liderliği aldı ve stili hiçbir rakibi yokken net bir beyaz bayrak aynı yarışı izletti. Ben bu Safkan'ın çimdeki başarılarını, çimdeki aksiyonlarını çok daha beğeniyorum. Yine stili hiçbir rakibi yok. Hatta yani şu isim yakın takip eder diyebileceğim bir safkan da yok. Dolayısıyla Fahrenheit lehine gidişatı yakalamışken bir beyaz bayrak aynı yarışı daha izletebilir. 5 numaralı Bay Patron sahip değiştirdikten sonra çok istikrarlı yarışlar yapıyor. Dolayısıyla Ankara çiminde de mutlaka şans vereceğiz. 8 numaralı Yener Bey bu tarz uzun mesafeli tempo koşularında hafif sikletiyle hep iddialı olmuştur. 4 numara Babadanoğlu starttan çok geç çıkmazsa söz sahibi olacaktır. 7 Can Seklave'nin son iki yarışı da gayet iyi, artan bir form grafiğine sahip, mutlaka şans verelim. 3 numaralı Büyükkale tam bir çimci, özlediği için pistte çok etkili olacaktır. 2 numaralı Şahmet zaten uzak ara grubun en iyi atı ama iki tane dezavantajı var. Bir sikleti ağır, bir de arası var. 195 gündür yarışmıyor. Bu yüzden geri plana attım ama kalite kalitedir. Ve son olarak da tek atı dışarıda bırakmamak adına 9 numaralı Hattat'a da şans vermek gerekir.
Evet, günün 5. koşusuna geldiğimizde dostlar benim favorim 1 numaralı. Bana müsaade olacak, son koşusunda ilk kez çıktı Ankara çiminde. Gayet etkili bir performans sergiledi ve net bir galibiyet elde etti. 63 kilo sikletle kazandığı için bugün de ağır sikletinin ben sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Lehine gidişatta bu kadar süratli isimlerin bir araya geldiği koşuda bana müsaade sonlardaki sprint ile bir kez daha kazanmaya yakın görüyorum. 2 numaralı Köyası Demir epey süredir kazanamıyor. Birinciliğe hasret kalmış isimlerden ama bugün de kazanamazsa herhalde epey bir süre daha birincilik hasreti çekecektir. Bu kadar birbirinden süratli isimlerin olduğu koşuda sprinter Köyası Demir'den ben sonlarda etkili bir sprint bekliyorum. 6 numaralı Yiğit Batuhan ilginç Kaysbert yavrularından işte yani gününde olursa bu Safkan Stiller rakiplerine filan dinlemez. Birinciliğe ulaşır. Dolayısıyla mutlaka şans vereceğiz. 3 numaralı Özgür Sür liderliği almadığında performansı düşüyor ama bir şekilde öne sarkabilirse rakiplerini mağlup edebilir. 5 numaralı Vizigoth Ankara çiminde bugüne kadar mağlup olmadı. Katıldığı 2 yarışta kazanma başarısı gösterdi. Dolayısıyla bir kez daha şans verelim. 8 numara Çığ Güzel'e bu isme geri planda şans verdim ama açıkçası hislerim harika koşacağını söylüyor. Hatta kazanan isim de olabilir. O yüzden geri planda önermeme çok daldırış etmeyin Çığ Güzel'ine. Bu Safkan'dan Özcan Yıldırım idaresinde harika bir performans bekliyorum. Ve son olarak da 9 numaralı Güzel Çocuk diyeceğim. Verdiği aradan sonra bir yarış gördü. Daha iyi duruma geldi. Ön grupta iyi bir bekleme yarışı yaparak Güzel Çocuk'tan ben etkili bir performans gelebileceğine inanıyorum. 5. koşu için sıralamam 1, 2, 6, 3, 5, 8, 9 şeklinde. Evet, günün 6. koşusuna geldiğimizde benim yarıştaki net favorim 3 numaralı Boran olacak. Benim ilk yarışından beri aksiyonlarına hayran olduğum bir isim. Bu yarışa çok formda geliyor. Son 2 koşusunu kazandı ama eksik olduğu kumpiste rağmen kazanma başarısı gösterdi. Çimde Boran çok daha etkili performans sergileyecektir. Gidişat da tam istediği gibi. Çünkü baktığımızda Poirier, Repairman, Samurai Kajiki gibi 3 tane bekleme ihtimali olmayan bana göre ayağına inanılmaz seri isim bir araya gelmiş. Dolayısıyla Boran formda katılacağı bu koşuda sevdiği, özlediği için pistte sonlardaki harika sprinti ile birinciliği en yakın gördüğüm isimdir. 2 numaralı Anatol Lunak grubun en kaliteli ismi diyebiliriz. Hatta bu yarışta sergileyeceği performansla da Gazi koşusunun favorileri arasına girebilir, gösterilebilir. Safkan'ın 6 aylık bir arası var. Çim'deki aksiyonları bu ismin de çok çok iyi. Sonlarda çok güçlü gelen bir isim. Halis Karataş idaresinde etkili dinçlik performans sergileyerek rakiplerini mağlup edebilir. 1 numaralı Altın Sima uzun süredir son koşularında hep kumda yarışıyor ama ben esas çimdeki aksiyonlarını daha çok beğeniyorum. Hatta çim pistte de kötü koştuğu yarışı hatırlamıyorum Altın Sima'nın. Dolayısıyla özlediğine inandığım pistte 1 numaralı Altın Sima ihmale gelmez. 8 numaralı Tur Demirkır'da bu Safkan'ın da çim pistteki performansını çok beğeniyorum. Ankara çiminde de çok etkili yarışlar yapıyor. Ön gruplara yakın gidip 4. 5. civarında konumlanıp düzlükte arttırdığı tempoyla Tur Demirkır rakiplerini mağlup edebilir. Bir de 4 numaralı Nirvana'ya şans vereceğim. Açıkçası formu istenilen düzeyde değil gibi gözüküyor ama son koşularında da hep alakası olmadı. İşte kum pistte, uzun mesafelerde falan yarışta. Bu kez kısa mesafeli çim pist koşusunda süratli tempoda geçecek bir yarışta mücadele edeceği için 4 numara Nirvana için bir geri dönüş yarışı olabilir. Dolayısıyla bu ismi de ihmal etmemek gerek. Ben bu koşuda kaçak isimleri eleyip süratli yani Poirier, Repairman, Samurai Kajiki'yi eleyip diğer 5 sprinter ayrımsız biçimde şans verdim. Sıralamam 3, 2, 1, 8, 4 şeklinde. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise iki ismi ayrımsız biçimde şans vereceğim. Bunlar ilki 2 numaralı. King Berkay tabii ki. King Berkay'ın ben son 2 koşusunu ölçü almıyorum. Yani son yarışı zaten uzun mesafedeydi. 2100 metre tamam bu Safkan 1900 metrede bile kazanıyor ama 2100 gerçekten King Berkay için çok çok uzun. Kaldı ki son yarışında liderliği almış olsa bile erkenden preslere maruz kalmış. Yani King Ferrer gibi çok formda bir isim tarafından 2100 metrede erken presede maruz kalırsanız King Berkay'ın yarışın sonunu getirememesi gayet doğaldı. Bir önceki yarışı zaten İstanbul sentetik pistindeydi. Dediğim gibi son iki yarışına ölçü almıyorum bu ismin. Bu kez sevdiği orta mesafede 1500 metrede yarışacak. Ankara kumunda çok çok sever. Kağıt üzerinde evet stili rakipleri var gibi gözüküyor ama
King Berkay kesinlikle bence liderliği alma konusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Çünkü Dame Time genelde uzun mesafeli tempo koşullarında liderliği alabilen bir isim. Yani King Berkay seriliğinde kesinlikle değil. Dolayısıyla ben King Berkay'ın beyaz bayrak aynı yarışı izletmeye yakın olduğuna inanıyorum. Bana göre yanına da sadece en ciddi rakip olabilecek isim olan 7 numara Warden Cliff'i ilave edeceğim. Warden Cliff de zaten inanılmaz iyi durumda. Son yarışında da ne kadar kolay bir yarış kazanarak çok iyi durumda olduğunu net biçimde bizlere gösterdi. Bu safkan hakkındaki tek soru işaretim tabii ki de Ankara Kumu'na ilk kez çıkacak olması. Bu pisti sever mi, yapar mı? Bu muamma eğer eksik koşmazsa Warden Cliff'in şu anki formuyla kum pisti kısa ve orta mesafede mağlup edemeyeceği rakip yok. Dolayısıyla ben King Berkay'ın yanına Warden Cliff'e de şans vererek bu koşuyu 2-7 şeklinde geçmek istiyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde benim banko önereceğim isim 5 numara Rockstar olacak. Safkan nihayet lane'e gidişatı yakalamış durımda. Müthiş bir gidişat avantajı var. Rakiplerinin tamamını incelediğimizde hepsi sprinter isimler. Bir tek 7 numara Serendipity'nin nasıl bir taktik uygulayacağını net olarak kestiremiyorum ama o da zaten kulvarından çok iyi çıkış yapabilen bir isim değil. Dolayısıyla Rockstar rahatlıkla liderliği alıp tempoyu dilediği şekilde belirleyecek. Grup hem sprinter isimlerden oluşuyor hem de bana göre Gianna Bedel dışında ciddi bir rakibi de yok. Gianna Bedel ile Rockstar kıyaslaması yaptığımda ise aslında denk güçte isimler ama gidişat avantajını, gidişat faktörünü devreye soktuğumda Rockstar net biçimde ön plana çıktığı için ben bir beyaz bayrak aynı yarışı izletmesini bekledim. Rockstar'a sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Sıralı ikili içinde 2 numaralı Gianna Bedel değerlendirilebilir. Günün son koşusuna yani 9. koşusuna geldiğimizde ise benim favorim 4 numaralı Kevin Lomax olacak. Yani bu safkan idman pistinde hep çok iyi görünüyor ama bir türlü de bu iyi görüntüsünü yarışlarına yansıtamıyor. Bu koşuyla birlikte artık kendisinden beklenen patlamayı 4 numaralı Kevin Lomax'tan bekliyorum. İdman pistinde de ağırdaşıyla yaptığı idmanda görüntüsünü çok çok beğendim. İçte olan ve rakibine göre çok daha hakim olan çok rahat bir Kevin Lomax vardı. Dolayısıyla ben bu yarışla birlikte artık gerçek gücünü herkese izletebileceğini düşünüyorum. En ciddi rakibi bana göre 5 numaralı King Ramcho hazırlıklarını İzmir'de tamamlamış. Güzel dereceli de işler sergilemiş. Dolayısıyla ben bu safkanın böyle uygun bir grupta yarış hayatını kazanarak başlayabileceğine inanıyorum. 8 numaralı Fleur de Reine istikrarlı yarışlar yapan grubun tecrübeli isimlerinden. Dolayısıyla bir çarpı attım. Önereceğim son isim de 1 numaralı Proventus olacaktır. Başarılı, beğendiğim formda bir apprenti idaresinde yarışacak. Evet, Müzmin Maiden bir isim ama son Adana yarışlarında pek fazla ölçü almıyorum. Bana göre Adana pistinde eksik koşuda Ankara kumuna bir nebze olsun daha çok sevdiği için bu isme de şans vermek gerekiyor. Benim son koşu için sıralamam 4-5-8-1 şeklinde dostlar. Herkese Ankara programı için iyi şanslar dilerim.